burada Mehmet Akif Ersoy Mahallesi kreş ve gündüz bakım evinin temelini atmak üzere bir araya geldik. Yapımını üstlendiğimiz kreş ve gündüz bakım evinin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Burada yetişen çocukların gelecekte büyük işlere imza atmasını yürekten temenni ediyoruz. Kasım'ın entegre olarak kurulduğumuz günden bugüne kadar sadece ekonomik alanda değil, sosyal ve çevresel konularda da ülkemize, insanımıza değer katmaya gayret ettik. Bu misyonumuzu doğadan hayata köprü şeklinde logomuzun üzerinde de belirtildiği gibi yapmaya çalıştık. Bu bir slogan ya da kampanya değil, Kastamonu Entegre'nin varoluş gayesi, doğadan ilham alarak ülkemiz, insanımız ve dünya için çalışıyor, geleceğe emin adımlarla yürüyoruz. Eğitim ve çocukların güvenli geleceği bu amacımızın en önemli yapı taşlarındandır. Çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde büyümelerini sağlamak, onlara sevgi dolu bir ortam sunmak, eğitim olanaklarını üst seviyelere çıkarmak şirket olarak her zaman önemsediğimiz bir konudur. Kastamonu Belediye'miz ile gerçekleştireceğimiz kreş ve gündüz bakım evi, çocuklarımızı güvenli, sağlıklı, sevgi dolu bir ortamda yetişmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirilecek inşallah. Mehmet Akif Ersoy Mahallesi kreş ve çocuk bakım evi açık ve kapalı alanlar dahil olmak üzere 1164 metrekaredir. 10 sınıfta etkinlik yapılacaktır. Kreş ve çocuk bakım evinde çocuklarımızın mutlu, keyifli, huzurlu anlar yaşamasını inşallah bekliyoruz. Burada çocuklarımız sadece okuma yazma, oyun ve eğlence deneyimlenmeyecek, aynı zamanda sevgiyi, saygıyı, paylaşma, dayanışma ve milli değerlerimizi öğreneceklerdir. Bu merkez onları sağlıklı ve güvenli bir ortamda büyümelerine katkıda bulunurken topluma faydalı bireyler olarak yetişmelerini de sağlayacaktır. Kreş ve gündüz bakım evi Kastamonu ve ülkemize inşallah hayırlı olsun. Umarım bu merkez pek çok çocuğumuzun hayatını olumlu yönde etkiler ve onlara parlak bir gelecek sunar. Kastamonu entegre olarak yarım asrı aşan köklü tarihimizde bugün de daha güzel yarınlar için çalışmaya kararlılıkla devam ediyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladığımız şu günlerde daha fazla çalışmaya, üretmeye odaklanarak Kastamonu'muzun, ülkemizin aydınlık geleceğine omuz vereceğiz. Sözlerime son verirken bu önemli projenin hayata geçirmesinde de emeği geçen çok kıymetli belediye başkanımız, operatör doktor Sayın Rahmi Galip Vidinoğlu'na, belediye yetkililerine, yüklenici firma Atahan İnşaat'a ve tüm paydaşlarımıza sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Onların çabalarıyla projemizi başarıyla inşallah gerçekleştireceğiz. CEO'muz gelemedi, Haluk Yıldız Bey çok selamlarını iletti. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Tabii bu ikinci kreşimiz olacak. İlk kreşimizi hizmete açalı, üzerinden epey bir zaman geçti. O kreşimizde de, o bir kompleks de aynı zamanda, Türkiye'de bir ilkede kreşle birlikte imza atmıştık. Oyuncak kütüphanesi. Ve ondan da çok olumlu tepkiler aldık. Her gelenin çok fazla beğendiği bir proje oldu. Tabii şehir her geçen gün büyüyor. Bizim de projelerimizden bir tanesiydi. Buraya da bir kreş planlamıştık. Nasip kısmet bugüneymiş. Tabii hem Kastamonu hem de ülke olarak sıkıntılı bir süreci birlikte yaşadık. Aslında buranın temel atma törenini çok daha erken yapıp çok daha erken bitirmek arzusundaydık ama ne yazık ki bazen hayatın akışı buna engel oluyor ama çok şükür hayata geçiyor. En kısa sürede de bitecek. Artık inşaatlar çok kolay yapılıyor. Tabii bu arada hayata geçirdiğimiz bir sürü projemiz var. Dün ve önceki gün, iki gün Ankara'daydım. Basınımızı takip etme şansım dün akşam oldu. Tam görememiştim. İşte her gün ekipmanımıza da yeni yeni şeyler ilave ediyoruz. Toprak eleme makinesi, onu aldık. Artık kendimiz eliyoruz. Önceki gün kıymetli Çankırı Belediye Başkanımız bizimle birlikteydi. Onunla gezdik dolaştık. Tabii bir sürü hayata geçirdiğimiz projemizi onunla da paylaşmış olduk. Özellikle çok
gelen bakanlarımızın da beğendiği, benim her defasında dile getirdiğim önümüzdeki döneme ait su sıkıntısını bütün insanlığın yaşayacağı bir süreci birlikte yaşıyoruz. Belki şu an kendisini çok hissettirmiyor ama bu süreç gitgide daha sıkıntılı bir hal alacak. E tabii bunun için de özellikle bağ bahçede, tarım arazilerinde yapılacak sulamalarda kullanılan su çok önemli. Dünyanın gündemine artık yağmur hasadı ve kar hasadı kavramları girdi. Gri su denilen su, hatta geçen geldiğimizde Sayın Bakanımız keşke bununla ilgili bir müracaatınız olsaydı da bu konuda biz teşvik de veriyoruz demişti. Biz orada park bahçeler bileşkemizde yağmur suyu ve kar suyu hasadıyla sulamamızı yapıyoruz. Ve yaklaşık 5 dönümün üzerinde bir alanda seramız var. Önceden çok ciddi miktarda bütçe ayırdığımız hem peyzaj için hem de refüjlerdeki çiçeklenmeler için artık onları tamamen kendimiz üretiyoruz. Dışarıya para vermiyoruz. Belediyecilik son dönemde en çok sosyal belediyecilik anlamında kendini gösteriyor. Bizim de zaten ilk göreve başladığımız günden bugüne hep sloganımız belliydi. Üretken belediyecilik, hayatın her alanına dokunan belediyecilik. Tabii benim özelimde de bunun en önemli kısmı özellikle çocuklara ve gençlere yapılan yatırımlar. Çünkü geleceğimiz onlar. Onlar şekillenecekler. Onlar büyüklerinden ne görürse onu uygulamaya koyacaklar. Bu anlamda da onun için sosyal belediyecilik anlamında bu tarz bileşkelerin olması çok önemli. Bu bayağı büyük bir 10 derslikli bir kreş olacak inşallah. Çok daha büyük olacak. Burası şehrin yeni yüzlerinden bir tanesi Mehmet Akif Ersoy mahallemiz. Herhalde Mehmet Akif Ersoy mahallemize muhtarın burada yaptığımız yatırımlar çok ciddi boyutlarda. Burada hiç altyapı yoktu. Altyapıyı tamamen elden geçirdik. Camiyi bitirmek üzereyiz el birliğiyle. İşte kreşin temelini attık, bugün onu hallediyoruz. Pazar yarını öyle zannediyorum 1-1,5 aya teslim alırız. Söz verdiğimiz her şeyi bir hayata geçirmenin de mutluluğunu yaşıyoruz. Eksikleri var mıdır? Elbette vardır. Hayata geçirilmeyen projeler var mıdır? Elbette vardır. Çünkü bu ara ara gündeme geliyor. Tabii bu projelerin de öncelik sırası var. İmkanlarla orantılı. Ama niyet halis olunca akıbette iyi olur. Ben şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bu konuda özellikle tabii Kastamonu Entegre'ye hem Enis Bey'in şahsında hem Haluk Bey'in şahsında Yahya Kığılı Bey'e özellikle teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Hiçbir talebimizi geri çevirmediler. Özellikle ekonomik olarak da sıkıntı yaşanan bir süreçte böyle bir yatırıma destek vermeleri, böyle hayırlı bir işe hizmet vermeleri bizim için ayrıca takdire şayan. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Son bir cümlede, tabii Cumhuriyetimizin 100. yılı. Son günlerde çok fazla bu konuda tezvirat oldu. Sevgili arkadaşlar, bir şeyi özellikle ifade etmekte fayda var. Bizim tabii sınırlarımız Türkiye ile sınırlı değil. Bizim gönül coğrafyamızın sınırları çok daha fazlası. Dolayısıyla bir yerde yangın olduğu zaman o yangın daha fazla ilerlemesin diye bir alan belirlersiniz ve yangını kesmeye çalışırsınız. Yangın alanının dışında bir sınır çizersiniz ve o sınırı belirleyici nokta olarak görürsünüz ve yangını burada nihayetlendirelim diye düşünürsünüz. Şimdi sizin güneyiniz, kuzeyiniz yangın yeriyken ben bu yangından etkilenmem, bu yangın beni ilgilendirmez diyemezsiniz.
Siz isteseniz de istemeseniz de coğrafyanız nasıl kaderse kimliğiniz de aynı oranda kaderinizdir. Biz İmparatorluk Bakiyesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'yiz. İmparatorluğun küllerinden bile hasta adam dedikleri Osmanlı İmparatorluğundan bile küllerinden Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni çıkarmış bir milletin mensuplarıyız. Onun için bu kimliğiniz kapıdan çıktığınız anda, Edirne'den çıktığınız anda size yapışır. Benim Türklükle bir ilgim yok, reddediyorum. Ben İslam'la bir ilgim yok, reddediyorum deme şansına sahip değilsiniz. Sizin sırtınızda binlerce yıllık Türk tarihinin ve ondan daha kısa olmak üzere de İslam coğrafyasının sorumlulukları sizin üzerinizde. İddia sahibi olmak budur. Biz de o anlamda hassasiyeti gösterip genel merkezimizde de görüştüğümüzde çok yapılacak etkinliklerin dozunu ona göre ayarlamak lazım. Hemen yanı başımızda çocuklar ölürken o konuda hassas davranalım. Modunda birkaç gün bu işi ertelesek daha münasip olur diye düşündük. Fakat olayın yansıması farklı oldu. Sözü efendim etkinlikler iptal edildi noktasına getirdi. Yani okur yazar olan herkesin okuyacağı ve anlayabileceği bir şekilde yazılmıştı o yazı. İptal değil, etkinlikleri kısa bir süre erteleme diye söylemiştik. Daha sonra da 100 yıl her zaman gelmiyor. Cumhuriyetimizin 100. yılını görkemli bir şekilde kutlamanın orada da işte hem Cumhurbaşkanımızın hem Genel Başkanımızın gösterdiği bir irade var. Dolayısıyla 100. yıl etkinliklerini de ertelemeden ziyade birazcık daha hoş bir seda bırakacak şekilde yapalım istedik. Onun için bu konuda hem Cumhuriyet hem Atatürk bizim ortak değerimiz. Bunun üzerinden tezvirat yapmamıza, birbirimize laf söylememize gerek yok. Bir siyasi partinin temsilcisi sosyal medyadan çok rahatlıkla onun adı Gazi değil, Mustafa Kemal Atatürk diye yazmış. Mustafa anne babasının verdiği isimdir. Kemal öğretmenin verdiği isimdir. Atatürk de bu milletin ona verdiği soyaddır. Ama gazilik unvanını kendisi kazanmıştır. Ben gazi deyince aklıma başkası gelmiyor. Büyük gazi dediğinizde aklınıza gelecek yegane isim Mustafa Kemal Atatürk'tür. Lafı çok uzatmak istemiyorum ama eski il başkanı sadece Mustafa Kemal derdi. Sanki arkadaşına hitap eder gibi. Kendi işlerinde birbirlerine laf söyleyemeyip de beni Cumhuriyet ve Atatürk üzerinden sorguya çekmek kimsenin haddi de değil, hakkı da değil. Ben cumhuriyetçiliğimin, Atatürkçülüğümün zekatını versem onlar gibi onlarcasına yeter. Biz gardırop Atatürkçüsü değiliz. Biz evladı Fatiha'nı da biliriz. Osmanlı'nın küllerinden Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuran iradeyi de biliriz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bizim her zaman başımızın tacıdır, gönlümüzün ilacıdır. Onun için bu konuda tezvirata gerek yok. Herkes haddini ve hakkını bilerek konuşmalı. Sosyal medya kimsenin şov yeri değil. İşte bazen bu tarz şeyler yazılıyor. Bunlar hoş da değil. Ben her konuşmamda mutlak ama mutlak hem cumhuriyetimize hem de büyük öndere mutlaka atıfta bulunurum. Onun için bu konuda bir şey söylemek de aslında gereği hissetmemiştim. Fakat bu işi böyle bir yarış haline getirdiler. Kimin ne kadar Atatürkçü olduğunu, kimin ne kadar Atatürk'ü sevdiğini bu millet de biliyor. Herkes biliyor. Tekrar hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun.
Değerli katılımcılar, öncelikle Kastamonu iş insanlarından her zaman talebimiz buydu. Memleketlerine güçleri oranında sahip çıkmak, memleketlerine işlerinin potansiyeli oranında yatırım yapmak, hayır yapmak anlamında hep çağrımızı hem geçmiş dönem İl Başkanlığı dönemimizde hem de Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Yönetim Kurulu üyesi olarak samimi olarak teklif etmiştik, çağrı yapmıştık. Çok şükür sayıları çok az da olsa iş insanlarımızdan, özellikle Kastamonu Entegre'ye sahiplerine, ortaklarına, Kastamonu'daki temsilcisi olan Enis Bey'e, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi adına şükranlarımı arz ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bu bildiğim kadarıyla ikincisi olacak çocuk bakım evi. Belediyemizle beraber böyle bir çalışmayı, böyle bir hayrı gerçekleştirdikleri için Allah razı olsun diyorum. Çok teşekkür ediyorum öncelikle. Tabii insanlığın bittiği bir süreci biz ekranlardan yaşıyoruz. Katliamların katliamının yapıldığı Filistin'de genel başkanımızın ifadesiyle, az önce sayın belediye başkanımız da ifade etti. Biz Osmanlı bakiyesi bir milletiz. Dolayısıyla bizim dünyanın neresinde bir mazlum varsa onun yanında olma gibi bir mecburiyetimiz var. 400 yıl bizim yönettiğimiz coğrafyada kan ve gözyaşı varken Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden kimse geri durmasını beklememelidir. Kudüs, genel başkanımızın ifadesidir. Kudüs güvende değilse Ankara güvende değildir. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti bütün kurumlarıyla beraber yaşanan vahşete ne yapılabilirin, özellikle dışişleri çalışması içerisinde. Her şey fiziki anlamda müdahale olarak görülmemelidir. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin artık özgür ağırlığı çok farklıdır. Dolayısıyla inşallah temenni ediyoruz ki orada, çok enteresandır, geçen Tosya'daki bir açılışta da ifade ettim. Çocuklar, 8-10 yaşındaki çocuklar, hani biz askere giderken şehit olduğumuzda o boynumuza taktığımız künye bizim için önemlidir ya, o çocuklar o yaşta o şehitliği öyle özümsemişler ki kollarına isimlerini yazıyorlar. Dikkat edin. Yani evde uyuduğumuz uyku, yediğimiz lokmalar boğazımıza diziliyor. Dolayısıyla Türkiye'nin bu coğrafyada yaşanan hiçbir hadiseye bağımsız kalamayacağının bilinmesini istiyoruz. Kalmayacaktır. Kalmadı da, kalmadığı için bugün küresel bir güç olma yolunda adım adım Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilerlemektedir. Onun için Cenab-ı Allah yar ve yardımcılar olsun Filistin'deki vatandaşlarımızın, Filistin'deki kardeşlerimizin. Bizim Türklük bedenimiz İslam ruhumuzdu. Orada yaşanan her hadise ziyadesiyle bizi kahrediyor. Bazen diyorsunuz ki, yani imkan olsa da gidip orada ne yapılması gerekiyorsa bireysel olarak yapabilsek. Dolayısıyla Allah yar ve yardımcılar olsun. Cenab-ı Allah kolaylıklar versin. Bu zulmü reva görenleri Cenab-ı Hak kahru perişan eylesin. Amerika'sından Avrupa Birliği'ne. Kim varsa, Ukrayna'da bir savaş yaşanıyor. Orada iki tane, bakın hatırlayın, savaşın ilk başladığı gün iki tane yaşlının ölümüyle ilgili, o savaşa da karşıyız. Kıyameti koparan Avrupa, kıyameti koparan Amerika Birleşik Devletleri. Ya dün rakam açıklanıyor, ya rakam 7000'in üzerinde şehit var. 160'ı çocuk. Ne diyor Amerika Birleşik Devletleri'nin sözcüsü?
savaştır, bunlar olur. Allah bin türlü belanızı versin. Allah sizi kahretsin. Böyle acımasızlık olmaz. Dolayısıyla bunun üzerinden Kastamonu'da yapılacak bir etkinliğe de salça olmak, lüzumsuzluk etmek. Onların kim olduğunu biliyoruz zaten. Onlar az önce belediye başkanımızın dediği gibi Kardorop Atatürkçüsü. Terörle, terör örgütleriyle 18 Mayıs'ta, 18 Mayıs seçim öncesi Gazi Mustafa Kemal Paşa Atatürk size terör örgütleriyle ittifak yapın da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin idaresini ele geçirin mi dedi. O zaman neredeydi aklınız ha? FETÖ'yle ittifak yapın da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yönetimini ele mi geçirin dedi Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Gazi Mustafa Kemal Atatürk olsa, hayatta olsa bunların hiçbirini Cumhuriyet Halk Partisi'nde yer almaları asla mümkün değildir. Hele Kastamonu'daki o meczup. Meczup diyorum. Yani önce adını temizleyeceksin Sayın İl Başkanı. Sana söyledik. Sen Kastamonu, sen örgütçüsün. Kastamonu halkı senin siyasetini kabul etmez. Sen delegeleri ayarlayıp il başkanı olabilirsin. Peki Afyon'da yaşadıklarının cevabını Kastamonu halkına verdin mi? Gazeteciler o topladığınız bağışlarla eşin üzerine yaptığınız işle ilgili dekontlar yayınladılar. Onun cevabını verdin mi? Sen ne zamandan beri Atatürkçü oluyorsun? Sizin Atatürk'le falan Atatürk değerleriyle alakanız yok. Onun için bu konuda konuşmak için 40 fırına ekmek yemeniz lazım. Siz böyle sapkın ideolojilerinizle uğraşın. Kastamonu insanı sizi zaten izole etmiştir. Memleketim dediğin Afyon size ismini takmıştır. Ne diye bağırdılar? Hırsızlar dışarı. Aha da isminiz bundan sonra o. Dolayısıyla öyle boş beleş işlerle alanında boş zannetmeyin. Şöyle kenarda kıyıda duruyoruz. Kendine öyle iş arama. Atatürkçülük sizin özümsemediğiniz, özümseyemeyeceğiniz kadar büyük bir idealdir. Onun için Cumhuriyet'in 100. yılını, yüzyılları önemli. Tabii ki kutlayacağız, üzüleceğiz. Ama yüzyıl, devletlerin yüzyılı çok önemli. Cumhuriyetimizin 100. yılını da kutlayacağız. Kutlu olsun diyorum. İnşallah nice yüzyıllara yeni yetişecek nesiller Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet götüreceklerdir. Aslında bir açılış programı dolayısıyla buradayız. Belediyemiz çalışmalarını sürdürüyor. Elde olanla mücadele etmeye çalışıyor. Yetmiyor. İşte kredi bulmaya çalışıyor. Yetmiyor. Bütün imkanları seferber ediyor. Ya olabilen de bu kadar. Eksik var mıdır? Vardır. Az önce kendisi de ifade etti. İnşallah bu belediye bizim, bu belediye Kastamonuları. Bu belediye dün başka bir arkadaşımız yönetiyordu. Bugün biz yönetiyoruz. Önceden biz yönetiyorduk. Sonra bir başka arkadaşımız. Ama baki olan Kastamonu. Kastamonu'ya yapılan yatırımlara hep beraber sahip çıkmak durumundayız. Dolayısıyla inşallah 24-31 Mart 2024'te bir seçim yaşayacağız. Allah nasip ederse Milliyetçi Hareket Partisi olarak şekli henüz belirlenmemiş bir süreç var. Biz hep beraber teşkilatımızla beraber hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Hayırlara vesile olmasını diliyorum. 5 yıl çabuk geçiyor. Bu 5 yılda nasıl bir süreç yaşayacağız hep beraber göreceğiz. Ama Cumhur İttifakı olarak yukarıda çalışmalar devam ediyor. Sürecin nasıl işleyeceğini hep beraber göreceğiz. İnşallah Cumhuriyet'in 100. yılında az önce ifade ettiğim o Şer İttifakı'nın elindeki belediyeler de geri alarak milletimizin hak ettiği hizmetleri sunabilme adına hayırlı bir seçim olur diye düşünüyoruz. Ben öncelikle tekrar Enis Bey'e, Kastamonu Entegre'ye, belediye başkanımıza, belediye çalışanlarına, bütün dava arkadaşlarımıza, bütün katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Yaşasın Türk milleti diyorum. Yaşasın Türk devleti.
Yaşasın Milliyetçi Ülkücü Hareket, yaşasın Cumhur İttifakı, ne mutlu Türk'üm diyene hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun. Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme iftah lana.